Selamun aleyküm. Ben Yusuf. 17 yaşında bir gencim. Yaklaşık 7 yıldır dedemle yaşamaktayım. Çünkü 7 yıl önce bir trafik kazası geçirdik. Kaza anında annem beni korumuş ve hayatımı kurtarmıştır. Ama kazada annem ve babamı kaybettim. Bugün benim zor bir hayatım var. O günden beri hayatın annesiz ve babasız ne kadar zor olduğunu gördüm. Neyse ki dedem yalnız bırakmadı beni. Bana hem aile hem de yol gösterici oldu. Verdiği öğütlerle gücüme güç kattı. Ama artık kendimi toparlamam gerekiyordu. Her zaman doğru yola gidip kötü yoldan sakınmamı isteyen dedem yine bana öğüt verdiği o güzel günlerden bir gün. Hayırlı sabahlar dede. Sana da oğlum. Benim hemen çıkmam lazım dede. Nereye? En azından bir çay içseydin. Arkadaşım ayrılığa gideceğim. Benim yerime de içsen de. O zaman kapımdaki sütü kendilerine ver, ondan sonra gel. Tamam dede. Akşam versem olmaz mı? Senin karnını acıktığında daha sonra yerim değil misin? Haklısın dede. Bu yüzden her şeyini kaybetsen de merhametini kaybetme. Merhamet insanı insan yapan en güçlü duygudur. Allah senden razı olsun dede. Hadi selamun aleyküm. Dedem belki de hayatımın özetini çıkaran bir söz söyledi bana. Ben her şeyimi kaybettim belki de. Ama merhametimi kaybetmeyeceğim. Söz veriyorum ki sabrımla, umudumla merhametli bir insan olacağım. Bir Yusuf'a da yakışan bu olsa gerek. Sohbetimiz işte. Ya abi Ömer dedeye hayranım ya. Adam sabah akşam okuyor arkadaş. Oku değil midir zaten peygamberimize ilgilen ilk ayet? Haklısın kardeşim. Çok haklısın. Peki Ömer dede bugün ne öğüt verdi? Öyle bir öğüt verdi ki bana. Hala düşündükçe bir garip oluyor. Hayırdır inşallah ya. Anlat bakayım. Tam anlamıyla hayatımın özeti diyebilirim sana. Allah Allah. Merak ettim Yusuf, anlatsana ya. Her şeyini kaybetsen de merhametini kaybetme. Merhamet insanı insan yapan en güçlü duygudur dedi. Desene Ömer dede gene çok güzel kitaplar okuyor. Bak Erdoğan, bugüne kadar her gece yatarken gözyaşı döktüm. Dedem yine bir gün bana bir sözüyle sabretmeyi öğretti. Daha sonra hayatla ilgili umutsuzken bana umut etmeyi öğretti. Yusuf, sen çok güçlü bir çocuksun. Bizdeki bu Allah inancı olduğu sürece mutlu da oluruz, umutlu da oluruz inşallah. Herkesin hayatında örnek aldığı biri vardır. Ben dedeme örnek aldım.
O ise herkesin örneği olan peygamberimizi. Merhamet sahibi örnek kişi buyuruyor ki, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhametsiz bir durum gördüğünde onu ilk dilinle düzelt. Olmazsa elinle düzelt. Yine olmazsa onu Allah'a haval et. Bu da imanın son noktasıdır. Yaşadığın şeyler seni olgunlaştırsın. Çünkü sen merhametli bir insan olma yolundasın. Neyse Arullah, ben kalkayım. Artık hayatımın yoluna koyma zamanı geldi. Hadi eyvallah kardeşim. Seninkisi bir Yusuf masalı olacak. Allah'a emanet ol. Sen de kardeşim. Gel. Gel. Hayatımı yoluna koyma zamanı gelmişti. Bugüne kadar sabretmeyi, umut etmeyi, merhamet etmeyi öğrendim. Beni bugünlere getiren dedemden başka bir de gariban arkadaşım Hayrullah var. Bence bir insanın hayatında çok insan olup düşmanı ve dostu olacağına, az olsun, ona dost olsun yeter. Çünkü iki şey yıkar insanı. Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet. Ne demiş Mevlana? Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Cömertlik ve yardım etmede akar su gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Benim adım Yusuf. Soyadım Umut. Hayatım merhamet.